katledildiği vakit 18 aylıktı henüz. Ne Türklük biliyordu, ne Bulgarlık. Ne milletten anlıyordu, ne milliyetçilikten. Ne vatanseverlik duygusundan tatmıştı, ne de ihanet etmişti. Kendisi kadar küçücüktü dünyası. Doğduğu dağın havası, suyu, bağrı yanık annesinin gözyaşları gibi temizdi. Evet, adını biliyordu. Türkan deyince hemen kulak veriyor ve parlayan gözleriyle bakıyordu. Boynuna sarılıyordu. Ninesi Kerim'in önünde anlattığı gibi pek de canlıydı hani. Emeklemeden yürümüş, kekelemeden anne baba demişti. Televizyondan, radyodan, annesinden veya Turan abisinden bir melodi duymasın, hemen ellerini kaldırıp oynamaya başlıyordu. Süt gibi beyaz, tombul bir yüzü vardı. Henüz bitmiş saçları sapsarıydı. Gözleri annesininkilere çekmişti. Sağ olsaydı hani 18'inde akıllı ve güzel olacaktı. Belki bir işletmenin öncüsü, belki bir üniversiteli bir öğrenciydi. Maalesef 18. ayı bile tamamlayamamıştı. Ebeveynleri protesto yürüyüşlerine hazırlanıyorlardı. Türkan kıpırdamalarından işi anladı ve hemen annesinin şalvarını yakaladı. ''Bunu ne yapacağız?'' diye sordu Fatma eşine. ''Baksana nasıl sarıldı bana?'' ''Götüreceğiz tabii,'' dedi Feyzullah da. ''Zaten bırakamayız ki. İhtiyarlar da geliyor bizimle. Mahallede kimse kalmıyor.'' Fatma gitti dolaptan yün bir giysi aldı. Acele sırtını giydirip kızını sırtladı. Kapıda amcasıyla karşılaştılar. ''Nereye kızım?'' diyerek sordu amcası minik yeğenini okşayarak. ''Nereye götürüyorlar seni?'' ''Kızı botum'' diye yanıtladı küçük Türkan kendi dilince. ''Evet, kırmızı bot alacağız sana'' demişti ona annesi. Mahalleden indiler. Bir yandan isyancılar birleşmeye, diğer yandan da milis ve iç müdahale askerleri onların bu özelini engellemeye çalışıyorlardı. Çarpışma başladı. İki taraf da birbirine girdi. Asker ve milis eli boş insanları gaddarca dövüyordu. Türkan'ın babası Feyzullah duramadı. Soydaşlarının yardımına koştu. Ama bir grup asker ve milis onun üzerine de atlayarak jop, tekme ve yumruklarla vurmaya başladılar. Bunu gören eşi Fatma, küçük Türkan sırtında ''Bırakın kocamı katiller, biz Türk'üz'' diye bağırdı. Ve hemen sıçradı. Eşini kurtarmak üzere ileri atladı. Ve silahlarla ateş açıldı. Birdenbire birkaç kişi yere yuvarlandı. Fatma hala ne olduğunu anlayamamış, eşini savunmaya çalışırken yandan biri ''Kan akıyor, kan akıyor Fatma abla'' diye bağırdı biri. ''Sizden akıyor.'' Fatma panik bir şekilde bakındı. Onda bir şey yoktu. Hemen sırtından küçük kızını kucağına aldı ve ''Ne görsün?'' Katil kurşunlarını onun omuzu üzerinden sırtındaki küçük kızının ta alnına rastlatmıştı. Üstü başı kan içindeydi. Zulüm döneminde çekilen tüm acıları sembolü olan minik şehidimiz Türkan, Türkan Çeşmesi anıtında yatıyor ve artık anılarımızda büyüyor. Thank you.
Thank you.